Arkadaşlar merhabalar, farklı bir motosiklet, farklı bir video ile daha sizlerle beraberiz. Bu motosiklet, şöyle göstereyim, Mustafa ustamızın bir tanıdığının motosikleti. Bir merhaba yap Mustafa usta. Kaçma. Kaçma, bizim ustalarımız biraz kamera karşısında utangaçlar. Uzun zamandır ben de kamera karşısında çıkmıyorum. Şimdi Mustafa ustamızın zamanında beraber çalıştığı bir abimizin motosikleti. Motorun geçmiş derecesini ben bilmiyorum. Dün motor bana geldiğinde motosiklet yolda giderken stop etti ve bir daha çalıştıramadım şikayetiyle geldi. Abi motor kilitlemiş de olabilir, şöyle de olabilir, böyle de olabilir dendi. Şimdi Mustafa Usta, bir boşaltıp marş yapabilir miyiz? Bir saniye Mustafa Usta. Arkadaşlar şimdi motora yaklaşıyorum ve sesi dinliyoruz. Bas mikrofonu. Kanal kapat. Şimdi arkadaşlar motorda hiç kompresyon yok. Motosikletimiz boşa dönüyor. Şöyle bujisi yerinde mi değil mi göstermek istiyorum. Bujisi de yerinde motosikletimizin. Yani bu motosikletimizin başına ne gelmiş olabilir? Büyük ihtimalle ya subap kesti bu motosikletimiz ya da piston kırdı. Şimdi CBF'lerde iki türlü yapılabilir. Ya motor bloğu komple bizim skuterlardaki gibi dışarı alıp yapabiliriz. Ya da şu ön tarafıyla benzin deposunu söküp üstten de yapabiliriz. Ben bu motosikletin akıbetini bilmiyorum. Krangı ne durumda, iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ama motosikletimizin sahibi abi yapabileceğimiz en minimum masraflı kurtaralım dediği için biz burada bir kumar oynayacağız arkadaşlar. Nasıl bir kumar? Motosikletimizin deposunu sökeceğiz. Üstten tek tek açacağız, bakacağız. Problem nedir, ne değildir bunu göreceğiz. Ya büyük ihtimalle subap kesmiştir ya da piston kırmış olabilir. Eğer piston kırdıysa zaten mecbur kranga kadar açmak zorunda kalacağız. Eğer sadece subap kesmiş ve içeride herhangi bir parça kartere kadar düşmemişse sadece üst motor yapıp kapatacağız. Marş basacağız. Eğer krangamızda bir problem yoksa motoru müşteriye teslim edeceğiz. Eğer marş yaptıktan sonraki inşallah yoktur, motorumuz sesli çalışır, vuruntulu çalışırsa eğer, o zaman yaptığımız işlemin parça olarak değil emek olarak çöpe gidecek. Motor bloğunu komple aşağı alacağız. Tekrar ikinci bir kere yaptığımız işlemi tekrar sökeceğiz. Neden böyle bir risk alıyorsunuz derseniz, hem aşırı derecede yoğunum hem de motosikleti sahibi abi yapabileceğimiz en minimum masrafı yapalım dediği için böyle bir riskli işleme giriyoruz. Bakalım %50 %50 şansımız var. Söktüğümüz zaman göreceğiz zaten. Mustafa Usta, şimdi bir marş yapalım. Bakalım acaba dişli kranktan mı kurtuldu? Bir dönüyor mu ona başlayalım. Yunus abi bir saniye. Bak. Evet, tahmin ettiğin gibi. Bir daha bas. Tamam. Şimdi Mustafa Usta. Dönmüyor bu. Yani egzantrik. Dişlimiz dönmüyor. Büyük ihtimalle bu egzantrik zinciri bollaştığı için de olabilir. Şimdi burayı açacağız Mustafa Usta. Sargıtasını alacağız yerinden. Bir bakalım egzantrik dişlisi kranktan mı kurtulmuş, bunu göreceğiz. Şimdi daha farklı bir problemi var motorumuzun. Arkadaşlar yan kapağı açtık. Şimdi Mustafa Usta çektirmeyi taktı. Volan çektirmeyi. Şimdi söküyoruz. Tamam. Mustafa Usta şeyi al. Önce marşın şeyini al. Bak onu al öyle. Rublerin dişlisini. Kutunu getireyim. At içeri. Mili de al. O mili de çek al oradan. Kalmasın. Mili de çek al orada. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar. Egzantrik zinciri çok uzadığı için şöyle dişliden çıkmış. Dişlinin yanında duruyor. Şöyle daha net gözüküyor. Çok parlatmalı Mustafa Ali. Şöyle dişliden çıkmış. Şimdi burada arkadaşlar şey olmuş olabilir. Bu dişliden çıktı, motor çalışır vaziyetteydi. Piston subaplar eğer açık konumdayken bu dişten çıktıysa subaplara vurmuş, subapları ezmiş olabilir. Biz şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Yani motor burada zarar görmüş de olabilir, görmemiş de olabilir. Şimdi bir yeni egzantrik zinciriyle bunun otomatik gergisi de bozulmuş olabilir. Mustafa Usta sana zahmet, otomatik gergiyi de bir açalım. 10 yarımla açabilirsin ya da küçük cırcır kola 10 takabilirsin. Giriyor mu 10 yarım? Giriyor. Aşağı giriyor da. Sen şey yap, küçük cırcır kola 10 lokma tak. Gel. Şimdi neden bu zincir bu kadar bol gibi duruyor olabilir? Bakın ben kontrol ediyorum. Zinciri şuradan. Aslında çok bir bolluğu yok. Bu dişliğe otursa şu bolluğu tutacak.
Burada acaba otomatik gergisi mi bozuldu? Ona bakacağız. Zinciri yerine oturtacağız arkadaşlar. Otomatik gergi bozuksa değiştireceğiz. Motorumuzu senteye alacağız. Sentezi bozuldu çünkü. Senteye aldıktan sonra bir toplayıp marş yapacağız. Çalışırsa şanslı. Eğer çalışmazsa üst motor açılacak. Ne gibi bir zarar gördü onu göreceğiz şimdi. Aynı araba sistemi. Aynı abi. Dört zamanlı motor olduğu için aynı sistem abi zincirle. Yine yani bozmuş olabilir üst kapağı yahut. Tabii, subaplar açıkken şimdi motor çalışıyor ya, alt taraf hareket halinde, krank hareket halindeyken Yani subaplar. bunu şey diyebilir miyiz, lafını kesin. Aynı trigger. Trigger kopması aynen öyle abi. Şimdi sizden yardım bekliyoruz. Bu adamı estetik ameliyatı yaptırmamız lazım. Ver, gergi ver. Gergi ver bakalım. Otomatik gergi çalışıyor mu? Evet, otomatik gergisi arkadaşlar sonuna kadar açık. Yani bu demek oluyor ki sağlam şu anda. Basıyorum içine gitmiyor. Egzantrik zincirimiz ölmüş arkadaşlar. Egzantrik zincirimiz değişecek. Mustafa Usta, egzantrik zinciri değişecek. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu zinciri sökelim. Yukarıdan sök, aşağıya sal. Baklalarını sayalım. Kaç baklaymış? Bizimkilerle uyum sağlıyor mu? Sağlamıyorsa bir egzantrik zincir alalım. Yo Mustafa Usta, gevşek, hiç sökmeden buradan böyle şık diye alabilirsin. Bak görüyor musun? Şimdilik say bakayım egzantrik zincirini. Hiç saymadın mı? Bak şöyle sayıyorsun Mustafa Usta. Şuradan parmağınla tuttun. Tut parmağınla. Parmağınla tuttun. Şimdi tuttuğun baklayı saymadan buradan başla. 3, 4, 46 elindekiyle beraber 47. Aynen öyle. Bizim Space'i 45, Active-S 46 veya 47 olacak yanlış hatırlamıyorsam. Bir Active-S zincir getir bakalım. Say. Bünyamin Active-S 46 mıydı 47 miydi? 46. Gel Mustafa Usta, olmuyor. Sen şimdi bize bir CVF egzantrik zinciri al gel. Sen ne diyorsun, sence motor zarar görmüş müdür? Allah'tan görmüş. Görmüş olabilir mi diyorsun? Tamam. Bak bu konuda bahse girebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bir egzantrik zinciri alıp toplayacağız. Arkadaşlar riski atmamak adına Mustafa da iki kere parçacık ilk kere yapmasın diye bir zarar var mı yok mu varsa o parçaları da tedarik edelim diye bir açalım kontrolümüzü yapalım dedik. Üst saplama vidalarımızı söktük. Karbüratörümüzü ayırdık. Egzozumuzu söktük. Şimdi silindirimizi alacağım. Üst kafa. Büyük ihtimalle daha önce açılmış yüzükleri şey olur. Cannot. Bol bir sağ kal. Evet, şanslı olmuş. Hiçbir bulunma izi yok. Göstereyim ben abi. Burada da yok. Tamam, hiçbir şekilde hiçbir bulunma izi yok. Ortamızda. Evet. Piston yoksa şey oluyor. Şurada egzantrik zincirinin bak yapmış olduğu bir iz var. Şurası gözüküyor mu? Evet. Bu motor daha önceden ses yapmış. Ama bu sese rağmen binilmeye devam edilmiş. Keşke binmeselerdi ama gene ucuz atlattılar. Bir egzantrik zincir değişimiyle bu iş kurtarılabilirdi. Gene şu an bir şey yapmadı. Sadece egzantrik zinciriyle. Yani bu motorumuz çalışacak. Verilmiş sadakası varmış. Subaplar açık konumdayken vursaydı hem subapları hem üst kapağı hem pistonu delip daha şiddetli olursa krank kalona kadar bir yer koluna kadar yamultabilirdi. Şu an sadece bir egzantrik zinciri değişimiyle bu iş olacak inşallah. İnşallah. Arkadaşlar motorumuzu kontrol ettik. Hiçbir problem yok. Yeni egzantrik zincirimizi yerine taktık. Normal şartlarda böyle sağ sol gergi paleti var. Gergi paletlerimiz gayet iyi durumda. Egzantrik zinciri aşağı düşmesin diye. Şurada aşağıda bir metal aparatı var. Onu da kontrol ettik. O da gayet sağlam. Şimdi stator kasımızı takacağız. Bu kapağımızı kapatacağız. Senteye almak için. Motorumuzu senteye alıp üstten bağlayacağız. Arkadaşlar şimdi motoru topladım. Motoru senteye almak için alttan krangı çevirdiğim zaman buji de üzerinde olmasına rağmen boş dönüyordu. Motor hiç kompresyona gelmedi. Burada bizim bir hatamız oldu. Tekrar şimdi silindiri pistonu kontrol edeceğiz. Ona göre bakacağız neden motor istediğimiz kompresyona gelmiyor. Tekrar ona bakacağız. Girdik. Arkadaşlar işte swaplar çakmamış dedik ama görüntüde çakma izi yok gibi. Bağlayınca kompresyona gelmedi. Motoru bir kontrol etmek istedim. Şöyle hat. Işıda çek. Şöyle şimdi emme sulu bir içeri. Swaplar şu yönler.
Sulamamız kapalı şu anda. Kapalı kovuklar. Emmeden basıyorum. Direkt kaçırıyor. Egzoz sulamamızdan basıyoruz. Herhangi bir kaçak yok. Büyük ihtimalle emme sulamamına çakmış ama iz yapmadan çakmış. Hafif çakmış ama bükmüş. Bir emme sulamamızı açacağım. Beni o şekilde göstereceğim. Arkadaşlar sağdaki egzoz sulamamız, soldaki emme sulamamız. Emme sulamanın böyle sağa doğru yatıklığı bariz gözüküyor. Bu bir milim yamulsa zaten kaçılacak, haddinden fazla yamulmuş. Görselde hiç sulam çakmamış gibi duruyordu. Bizi yanılttı. Burada bizim de eksikliğimiz oldu. Takmadan önce kontrol etmemiz gerekiyordu. Bu kontrolü yapmadan taktık. Bu da bize ders olmuş oldu. Şimdi swapları değiştireceğiz. Tekrar bağlayacağız yerine. Motoru sentiye alacağız. Eğer gerekli kompresyonu alırsak motorumuza marş yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 19 dokmayla krangımızı sentiye getiriyorum. Sentiyede şu içeride gözükecek mi bilmiyorum. T diye TF çizgisi var. T time çizgisini şu üstteki çenteye getireceksiniz. Kameradan gözükmeyebilir ama böyle bir ışık yardımıyla çok ince bir şey. Birinde T yazıyor. Şöyle az ileri yaptığım zaman çok gitti, böyle milim milim hareket etmek lazım. F yazıyor. F'nin hemen sağında T var. T'yi şu üstteki çenteye getirdiğimiz zaman pistonumuz üst ön noktada olacak. Tam bu ayardayken, şöyle tam bu ayardayken, biraz zordur CVF'lerde. Hemen üst tarafa geçiyoruz. Subaplarımız açık konumda, egzantrik dişliğimizi takacağız. Motorumuzu senteye almış olacağız. Arkadaşlar çok hızlı sürdü. Bizi çok uğraştırdı. Ama değdi. Şu anda bir marş yapmak istiyorum. Evet, iyi müfidat. En ekonomik bir şekilde motor sistemini de olardık. Bu işleri zaten şey dedi ya, mümkün mertebe ne kadar az masrafla bunu halledebilirsek o şekilde yapalım dedi. Bizim bu kadar çok uğraşmamızın sebebi de buydu aslında. Ben kendim ne kadar az masrafı tutabiliriz, ne kadar az parça değiştirerekten motoru tutabiliriz. Siz olup da çok güzel olup izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.